efendim. Birlik Zamanı programımızın bu haftaki konuğu Profesör Doktor Hasan Ünal. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Size de iyi yayınlar bu vesileyle. Çok teşekkür ederim. Ben sizinle ilgili kısa bir bilgi vereyim. Ardından da sohbetimize başlayalım inşallah. Profesör Hasan Ünal Ankara'da Gölbaşı'nda doğdu. İstanbul Üniversitesi tarih bölümünü bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi'nde yakın çağ tarihi asistanlığı yaptı. İngiltere'de Manchester Üniversitesi'nde doktora yaptı. Türkiye'de 1993'te Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde akademisyen olarak uzun süre çalışmalarına devam etti. Sonrasında Gazi Üniversitesi'nde bulundu ve halen Ankara'da Atılım Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Pek çok yerli ve yabancı yayınlarda makaleleri bulunan Sayın Profesör Doktor Ünal, ulusal ve uluslararası basın ve televizyonlara sıklıkla katkıda bulunmaktadır. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Efendim, dünyanın ve Türkiye'nin durumu malum. Çok fazla karışıklık mevcut. Yine Allah'a çok şükür Türkiye'de savaş tarzı, çok fiziki can yakan şeyler çok fazla yaşanmıyor. Tabii ki bir takım terör olayları oluyor ama Orta Doğu kan gölüne döndü. Siz de Uluslararası İlişkiler Bölümünde uzun süredir faaliyetlerinize devam ediyorsunuz. Orta Doğu'nun durumuyla ilgili neler düşünüyorsunuz? İsrail, Filistin, Mısır, Suriye olan biteni yakından takip ediyorsunuz. Hem yurt içinde hem yurt dışı basın ve çeşitli yayınlarla bağlantınız var. Fikirlerinizi genel olarak, öncelikli olarak alabilir miyim? Şimdi 1990'lı yıllarda Balkanlar kanayan bir yara gibiydi. 1990'ların başlarında Yugoslavya'nın kanlı çatışmalarla bölünme sürecine girmesi bütün Türkiye'nin ve Avrupa'nın büyük bir kısmının dikkatini o bölgeye yöneltmişti. Önce Slovenya'da başlayan, sonra sonra Hırvatistan'a sıçrayan ve her sıçramasında çok daha vahşi bir hal alan ve özellikle de Bosna Hersek'te İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın hiç görmediği bir vahşeti, ki bunun belli bölümlerini Uluslararası Ceza Mahkemesi soykırım olarak tescillemiş durumda. Evet. Onlar bütün insanlarımızın hem dikkatini çekmiş hem yüreğini dağlamıştı. Daha sonra Kosova'da 1999 yılında olaylar patlak vermiş. Daha önceden başlayarak giderek tırmanan olaylar. Ve nihayetinde oradaki olaylar durmuştu ki bu defa Orta Doğu'da başladı. Zaten çok enteresan bir şey var bu iki bölge arasında. Mesela 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu parçalanma sürecine girdiğinde önce Balkanlarda parçalanma süreci başlanmıştı. Oradan böyle Osmanlı'nın özellikle toprak kayıplarından dolayı Türk-Müslüman halk büyük ölçüde ve perişanlık içerisinde artan oran ve sayılarda Anadolu coğrafyasına tabir caizse böyle tam manasıyla valizini kapacak ve ancak o şartlarda gelecek şekilde atılmıştı. Çok büyük kitleler Anadolu'ya gelmişti. Daha sonra da Osmanlı'nın bu sefer Orta Doğu toprakları parça parça elinden çıktı. Geriye kalanları da Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda tasfiye edildi ve o bölgede biliyorsunuz İngiltere ve Fransa'nın, evet, manda yönetimleri oluşturulmuştu. Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı sırasında kaybettiği Orta Doğu toprakları üzerinde. Suudi Arabistan bunun tek istisnasıdır. Baştan beri bağımsız bir devlet olarak sisteme dahil oldu. Yani bu Orta Doğu ve Balkanlardaki şiddet Türkiye'nin sırtını çevirebileceği, görmezden gelebileceği, sonuçları itibariyle de canım beni çok fazla ilgilendirmez diyebileceği şeyler değil. Tabii. Çok reel politik açısından ya bizi hani şu kadar bizim milli davamız değil diyebilirsiniz. Mesela Filistin olayları konusunda bizi birinci derecede güvenlik sorunu olarak ilgilendiren bir konu değil diyebilirsiniz. Ama insani açıdan ve genel olarak da bölgedeki devletlerin ikili ilişkileri ve çoklu ilişkileri açısından hiç görmezden geleceğiniz bir
toprak parçası değil. Dolayısıyla bir defa devlet açısından bakıldığında şu veya bu ölçüde ilgilenmek zorunda olduğumuz bir coğrafyadan bahsediyoruz Orta Doğu derken. Tabii Orta Doğu'nun bize yakın devletlerinde olup bitenler ise bizi birebir milli güvenlik sorunu olarak, dış politika olarak, dış ticaret olarak pek çok açıdan ilgilendiren konularla dolu. Hatta konular yumağı halinde. Ama mesela Filistin biraz daha Türkiye sınırlarının ötesindeki bölgeler için birebir bunları belki söyleyemeyiz. Ama burada da ikinci bir konu devreye giriyor bütün bölge açısından. O da şu, insani konular. Tabii. Yani şimdi mesela Bosna Hersek'te 1992 ile 95 arasında cereyan eden 3,5 yıllık o çok ve silahsız, savunmasız bir halkın adeta işte soykırımsal bir yok edilmeye tabi tutulduğu o olaylarda da reel politik açısından baktığınızda efendim işte Türkiye'nin birebir milli güvenlik sorunu değildir diyebilirdiniz. Ama insani açıdan bunları söylemek mümkün değildi. Tabii. Şimdi burada da böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani mesela Filistin'de özellikle de işte Gazze'de zaman zaman son yıllarda Gazze'de cereyan ediyor. Daha önceki yıllarda Batı Şeria'da da yani El Fethi'nin hakim olduğu tarafta da benzeri olaylar cereyan ederdi. Hatırlayalım hatta bu olayların yani ikinci intifadaya sebep olan Ariel Sharon'un tahrikleri sonucunda sebep olan olaylar zincirinin sonunda işte Batı Şeria'da Arafat'ın ofisini filan kuşatmıştı. Aylarca hatta bir yılı geçen bir süre İsrail askerleri ve çok büyük zulümler yapıldı orada da. Bir de çok küçük düşürme operasyonları yaptılar Arafat'a yönelik ki efsanevi bir halk kahramanı, lideri bir insana karşı. Sonuçta da Arafat'ın zehirlenerek öldüğü tescillendi. Ölümünden sonra yapılan otopsi adli tıp çalışmalarının evet. Sonunda. Yani oradan da böyle haberler gelirdi ve hakikaten Türk halkını büyük ölçüde hem yakından ilgilendirirdi, hem canını sıkardı, hem yürekten yaralardı. Bazen de yakın zamanlarda hatırlayabildiğim bir de bu 2006 yılında İsrail'in Hizbullah'a saldırısı sırasında benzeri orantısız güç kullanma söz konusuydu. Yalnız Hizbullah işte Arap coğrafyasının belki de ortaya koyduğu en başarılı askeri cevaplar verebilen İsrail'e, askeri cevaplar verebilen örgütü diyelim. Tam bir ordu değil, bir gerilla örgütü de değil. İkisini bazen onun bazen ötekinin taktiklerini kullanıyor ama müthiş başarılı ve becerikli ve İsrail'i o aşırı güç kullanmasına, orantısı güç kullanmasına rağmen bir kez daha başarısız kılmıştı Hizbullah. Ama orada da işin insani tarafına bakıldığında İsrail'in aşırı güç kullanmasından, ağır bombardımana tabi tutmasından, özellikle sivil yerleşim yerlerine yönelik havadan yaptığı bombalamaların ve siville kendisiyle çatışan insan arasındaki ayrımı yeterince yapmadığından veya belki de yapmak istemediğinden kaynaklanan çok içler acısı görüntüler o zaman da söz konusuydu. Yakın zamanda da bence Suriye'deki olaylar çok İslam dünyası açısından çok ibret verici olaylarla dolu. Çünkü yine Müslüman devletlerin birbirlerine yaptıkları bir kötülük bu. Bir Suriye'ye geçmeden evvel İsrail ile ilgili ve diğer söylediklerinizle ilgili şunu söylemek istiyorum. Real politik diye bir kavramı açıkçası ben çok uygun bulmuyorum. Yani siz de zaten bunu ifade ediyorsunuz. Mesela sokakta arabayla geçerken arka arkaya 3 tane yaralı insan ya da çok anormal bir trafik kazası ya da bir bombalama olayı gördüğünüzde real politik açıdan işe yetişmem gerekiyor, toplantımı kaçırıyorum demediğimize göre, yani hep insani tavır gösterdiğimize göre bunu daha geniş çaplı olarak dünya politikasına rahatlıkla yorumlayabiliriz. Yani ahlak ve maneviyat, inanç bunu gerektirir. Bizim Osmanlı'dan gelen, siz tabii bu konuların uzmanısınız, özellikle de araştırma konularınız arasında bir anlayışımız var, kucaklayıcı bir yapımız var. Genelde kışkırtıcı, terk edici değil de hep bağrına basan,
himaye eden, ister Musevi olsun, ister Hristiyan olsun, ister Müslüman olsun, hep bu yapıda bir tavrın içindeydik ve bu Türk toplumunun üzerinde de çok net olarak görülüyor. Onun için ben her zaman şunu düşünüyorum, İsrail ile Filistin arasında gerçekten köklü problemler var. Her iki toplumun içinde de zalimler var ama bu sadece onlara mahsus olan bir şey değil. Türkiye'de de zalimler var. Bizim bunları, bu zalim güçlerin zulmünü bertaraf etmemizin tek yolu iyilerin bir araya gelmesi. Yani Filistin'deki aklı başında imanlı, güzel ahlaklı insanların, İsrail'deki imanlı, güzel ahlaklı ve itidalli kişilerle işbirliği yaparak kötüleri törpülemek, geriye çekilmesine vesile olmak. Türkiye'ye düşen görev de taraf olmak değil de, her konuda taraf olmak değil de, tarafsız olup, hakem olup, üst akılla olayları tepeden değerlendirmek. Hı. Mesela biz Müslümanız, o halde Filistin'in tarafında yer alıyoruz. Tamam da körü körüne Filistin tarafında yer alınmaz. Filistin'de hata yapanlar var. Mesela ateşkes olduğunda bunu şeye hiçe sayıp işte eylemlerine devam edenler var. Biz bunları desteklemiyoruz. Ama mazlumların yanındayız. Acı çeken çocukların, mahvolan kadınların yanındayız. İsrail'in içinde de zalimler var ama iyiler var. Biz iyilerin tarafındayız. Topyekün onların da aleyhinde olamayız. Dolayısıyla da bence Türkiye'ye çok çok önemli bir görev düşüyor. İsrail ile Filistin'le ilgili değil sadece, Suriye ile ilgili de, Mısır ile ilgili de, dünya politikası ile ilgili de. Şimdi Suriye ile ilgili fikirlerinizi alabilirim. Şimdi Suriye'den önce, madem ki bu konuyu açtınız, buyurun, şöyle daha güzel. Şimdi siz reel politiği ikinci plana atarak bir değerlendirme yaptınız. Yani biz sonuçta Türkiye olarak belirleyici bir şeyler yapabilmemiz için taraflardan hemen birinin yanında durup öbürünü otomatikman karşımıza almak doğru olmaz. Hepsi üzerinde az çok nüfus sahibi olmalıyız. Ya da siz buna sevgiyle dediniz. İşte barışla, barışla filan. Evet, üst akılla. Şimdi sizin bu dedikleriniz, yani bu sonucu biz devletler arası ilişkilerde şöyle düşünürüz. Yani işte reel politik bunu gerektirir. Aslında siz onu orada bir insan ya trafik kazası yaptığında, ya benim işim var çekeyim gideyim mi deriz, yoksa başka şey mi gider yardım mı ederiz, tabii, şeklinde değerlendirdiniz. Şimdi insanlarla devletler arasında çok benzer taraflar vardır. Yalnız bir takım da önemli ayrımlar vardır. Mesela benzer taraflar vardır. İnsan psikolojileri devletlerin psikolojilerine, halkların psikolojilerine, milletlerin psikolojilerine yansır. Ve milletin psikolojisinde yerleşmiş bir travma, bir acı yahut bir sevinç, bir kıvanç otomatikman devletlerin politikaları üzerinde de etkili olur. Öte yandan devletle insan arasındaki farklılıklardan bir tanesi şudur. Mesela insan öfkelenebilir. Öfkeyle, sinirle bir şeyleri kırıp dökebilir. Bir arkadaşlığı sonlandırabilir. Sonradan bundan pişmanlık da duysa. Devletlerin görevi ise mesela devletin öfkelenmemesi gerekir. Evet, doğru. İtidalli devlet olması gerekir. Öfkeyle kalkıp katiyen zarar etmemelidir. Çok doğru, zararla, evet. Yani kırıp dökmemelidir. Neden? Çünkü devlet şunun için vardır. Yani devletin içinde binlerce, on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca insan yaşadığı için bunların içinde de çok sayıda uzmanı var. Ve devletin esas görevi nedir? Milletin hak ve menfaatlerini korumak, kollamak ve genişletmektir. Haklarını tartışmaya açtırmamaktır. Mesela bizim hakkımız olan, egemenlik hakkımız olan bir konuyu bizim bir devlet bize karşı tartışma konusu yapmaya kalkışırsa buna izin vermemesi gerekir. Niye? Devletimiz onun için vardır. Niye hepimiz vergi veriyoruz? Niye bu kadar diplomat yetiştiriyoruz? Bu kadar hoca var, siz varsınız, televizyoncular var, hepimiz ortak akıl için varız. İkincisi, en zor zamanda bile çıkarlarımızın zarar görmemesi için devletin faaliyet göstermesi lazımdır. Mümkünse çıkar elde etmek için uğraşmalıdır. Değilse çıkarlarımızın zarar görmemesi için, değilse nüanslarla gider yani devlet. En az zararla bu işi nasıl kapatırız diye bakması lazımdır. Evet. Ve devlet onun için vardır. Evet, ama insani, evet, ilişkilerde bazen şey olur, yani sinirlenir insan, hakikaten sinirlerine hakim olamaz, bir şey yapar. Devletlerin farkı şudur, o anda devleti yöneten sinirle, öfkeyle bir şey söylese, yapsa bile devlet
onu düzeltir. Yani tabii buradan kastım ben modern devletlerden bahsediyorum. Mesela aşiret yapılı devletlerde, tek kişiye bağlı devletlerde böyle olmaz. Lider kızar, laf eder. Mesela bunu Orta Doğu'da çok görürüz. Yakın zamanlara kadar Orta Doğu'nun bütün hali böyleydi. Yani Orta Doğu'lu Arap özellikle devletlerin liderleri birbirlerine karşı birbirleriyle çok kısa bir süre içinde fraksiyonlara bölünürler. Kavga etmeye başlarlar. Halklara yansır, bütün ilişkilere yansır ve o liderler hayatta bulunduğu sürece de ilişkiler bir türlü toparlanamaz. Biz mesela böyle bir devlet değiliz. Geçmişi olan, geleneği doğru olan bir devletiz. Köklü bir devlet. O yüzden köklü bir devletiz. Dengeleri iyi korumasını bilen bir devletiz. Son zamanlarda biraz açıklamalarımızda neyi yapmaya çalıştığımızı ifade yeteneğimizin bozulmasında bu dengelerin biraz kaçtığını görüyoruz. Mesela dengelerden bahsederken size Türkiye'nin Orta Doğu politikalarıyla ilgili evet, birkaç şey söyleyeyim. Mesela Atatürk hakikaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğunda bağımsız Müslüman devlet olarak dünyada, yani tam bağımsız diyebileceğimiz Türkiye'ye ilaveten aynı derecede güçlü ve irade sahibi olmamakla birlikte İran vardı komşumuz. Evet. Ama İran hiçbir zaman bizim gibi birlik ve bütünlük içinde değildi ve ne yapmak istediği konusunda da kafası net değildi. İran Şahı o zaman işte büyük ölçüde Atatürk'e özenerek bir takım reformlara başlamıştı. Bir de Afganistan vardı dünyada İslam ülkeleri diyebileceğimiz ülkeler içerisinde bağımsız olan. Mesela Atatürk bu bağımsız Müslüman ülkelerle ilişkileri olabildiğince iyi tutmak için özel gayret göstermişti ve Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar bu siyasette ısrarcı oldular. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra komşumuz olan bugünkü Arap devletleri peş peşe bağımsızlıklarını kazandılar. Aslında Irak devleti 1932 yılında bağımsız oldu ama bu bağımsızlık fiili bir bağımsızlık değildi. Kağıt üzerindeydi. 1946'da Irak, Suriye, Ürdün bu devletlerin hepsi bağımsız oldular. Suudi Arabistan zaten 1918-20'den itibaren sisteme bağımsız bir devlet olarak girmişti. Mısır bağımsızlığını 1946'da aynı şekilde elde etti. Ve etrafımızda yeni Müslüman ülkeler oluştu. Şimdi burada Türkiye 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kendisini çok kapsamlı bir Sovyet tehdidi altında hissettiği için Stalin'in Türkiye'yi tehdit eden politikaları yüzünden bütün şeyini, hesabını Amerika Birleşik Devletleri'nin liderliğindeki bir batılı ittifak arayışı içinde yönlendirdi. Yani dış politikasını bu istikamet üzerine kurdu. O günkü şartları incelediğimizde de bundan daha farklı bir şey yapılabilir miydi? Ha, bugünden geriye bakılarak birçok şey söylenebilir ama o gün muhtemelen yapılabilecek başka bir şey de yoktu. Şimdi Türkiye NATO'ya girdikten sonra dış politikasını aşağı yukarı 1950'den itibaren, ki bu aynı zamanda demokrasiye de geçiş anlamına geliyor. Orta Doğu'da mesela NATO'nun uzak karakolu ve militan bir üyesi gibi oynadı Orta Doğu'daki rolünü. Bu belki Türkiye'nin çıkarlarına da o zamanki çıkarlarına da uygundu. O zamanki nüfusu, ekonomisi, yani bugünkü kadar güçlü, kapsamlı, nüfus sahibi olabilecek, rol oynayabilecek bir devlet durumunda değildi ve Sovyet yayılmasına karşı şöyle yapayım, böyle yapayım derken pek çok Orta Doğu'da hata yaptığını 10 yıllık, 12 yıllık bir siyasetin sonunda anladı. Çünkü bir süre sonra bütün Arap devletleri bizi NATO'nun bir uzak karakolu, militan bir karakolu gibi görmeye başladılar ve bize düşman oldular. Öyle ki mesela Kıbrıs davamızda bize destek veren bir tane Arap ülkesi olmadığı gibi batılı ülkelerden de destek alamadık. Bunun üzerine mesela Türkiye bir dış politika değerlendirmesi yaptı. 1964 değerlendirmesi deriz buna. Bu değerlendirmede NATO'dan çıkmayı bile değerlendirmesine aldı. NATO'dan mı çıkalım, NATO'da mı kalalım? Fakat sonuçta NATO'da kalalım ama diye başlayan ve bir silsile içeren yeni politikalar geliştirdi. Dedi ki NATO'da kalacağız ama NATO'nun Orta Doğu'daki politikalarının, daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da izlediği politikaların parçası olmayacağız. Bizim dış politika çıkarlarımıza uygunsa onu yapacağız. Ve bazı şeyleri mesela dedi ki
NATO'da kalacağım ama Sovyetler Birliği ile ilişkilerimi olabildiğince geliştireceğim. Her manada geliştireceğim. Ve hakikaten 1964-67 arasında ve sonraki yıllarda NATO üyesi olmamıza rağmen Sovyetler Birliği'nden olağanüstü miktarlarda maddi yardım temin ettik. Hem hibe olarak, hem kredi, çok ucuz krediler olarak, hem teknolojik know-how olarak ve o sayede Sovyetler Birliği mesela Türkiye'deki en büyük sanayi tesislerini kurdular bize. Aynı zamanda Türkiye, Arap ülkelerinin kendi aralarındaki sorunların bir tarafı olmamayı ilke haline getirdi. Yani Irak yönetimiyle Suriye yönetimi birbiriyle kavga mı ediyor? Biz bunun bir parçası olmayalım dedi. Ayrıca Arap-İsrail mücadelesinde de eğer biz mümkün olduğu miktarda Arap komşularımızın yanında olalım. Onlar bunu ne kadar takdir ederse etsin, az takdir etse de çok takdir etse de biz çıkarlarımıza bunun uygun olduğunu varsayımından hareket ederek böyle hareket edelim dedi. Ve hakikaten mesela 1967'de İsrail sürpriz bir saldırıyla 3 Arap devleti aleyhine topraklarını 4'e katlarken Türkiye bunu şiddetle protesto eden ülkeler arasında yer aldı. Arap ülkelerine ilk yardım götüren ülkelerden biriydi. Daha sonra İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiğini Birleşmiş Milletler'de dillendiren ülkelerin öncülerinden biriydi. 1973 Arap-İsrail Savaşı'nda yine tıpkı 67'de olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'ne Türkiye'deki tesislerini kullandırmadı. İsrail'e istihbarat ve veya askeri yardım sağlamasına izin vermedi. Arapların yanında yer aldı ve bunların da sonuçlarını olumlu olarak aldı hep. Hem bakın Sovyetler Birliği'nden olağanüstü miktarlarda kredi ve hibe yardımları aldı. Sovyetler Birliği'ne tesisler kurdurdu. Hem de aynı Sovyetler Birliği 1968 yılında o zamanki Çekoslovakya'da ortaya çıkan Dubček hareketini Prag'ı bir kez daha işgal ederek Sovyet askerlerinin bastırması üzerine onu en şiddetle eleştiren ülkeler arasında yer aldı. Hatta Sovyetler Birliği ya işte size bu kadar yardım ediyoruz niye eleştiriyorsunuz dediğinde o ayrı bu ayrı demeyi bildi. Yani bu işte Türkiye şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir Osmanlı'dan vesaireden gelen bir geleneği var tamam ama aynı zamanda Türkiye milli devlet olarak sisteme katıldığı tarihten itibaren o Atatürk'ün getirdiği gelenek muazzam bir temel oluşturdu Türk dış politikasına ve o tarihten itibaren de Türkiye hep bu dengeleri gayet iyi kollayarak yaptı. Mesela Araplar arasındaki sorunların parçası olmamayla ilgili size bir örnek vereyim ya da komşularımız arasında diyelim. 1980 ile 88 arasında devam eden ve yaklaşık 2 milyon civarında Müslüman insanın ölümüyle sonuçlanan İran-Irak Savaşı'nda Türkiye'nin İran'daki büyükelçiliği Irak'ın, Irak'taki büyükelçiliği de İran'ın görevlerini üstlendi. Yani iki devletin de bize güvenini tesis etmiş olmamızdan dolayı. Hiçbir Arap devleti onların topraklarında gözümüz olduğu konusunda herhangi bir şey söylemedi bize. Suriye, Hatay konusunu gündeme getirmekle birlikte Türkiye onu da gayet olgunlukla göğüslemeyi başardı hep, her defasında. Ve öte yandan Arap-İsrail mücadelesinde de hep Arapların yanında olduğu İsrail'i en sert dille eleştiren ülkelerden biri oldu. Fakat burada belki eleştiren ülkelerden biri olduğu biraz açmakta fayda var. Çünkü son yıllarda şöyle bir kanaat ima edilmeye çalışılıyor. Özellikle mevcut hükümet tarafından sanki İsrail'i Türkiye'de eleştiren ilk hükümet mevcut hükümet. Oysa 1967 Arap-İsrail Savaşı'nda Türkiye İsrail'i en sert cümlelerle eleştiren ülkelerden biriydi. İsrail'in işgal ettiği topraklardan çekilmesi gerektiği yönde Birleşmiş Milletler'de yürütülen faaliyetlerin öncülerinden biriydi. Aynı zamanda 73'te de aynı şeyleri Türkiye yaptı. Büyükelçilerini defalarca çekti. Defalarca ilişkilerini en alt seviyeye indirdi. Ne zaman İsrail aşırılıklar yaparsa bu tepkilerin hepsini gösterdi. Peki bu bıçak kemiğe gelene kadar bekleyip tabii ki hatalar eleştirilecektir. Biz de eleştiriliyoruz. Zulmü her zaman kınıyoruz. Katliam her zaman İslami açıdan da haram, insani açıdan da zaten mümkün olmayan bir şey.
mümkün olmaması gereken bir şey. Fakat onun yerine biz daha baskın bir dış politika uygulasak ve tarafları her zaman Türkiye'nin liderliğinde bir araya getirmeyi denesek, dostluğu, sevgiyi daha fazla körüklemeyi denesek, yani bir olay olduğunda, bir zulüm olduğunda, bir yerde bir katliam olduğunda çıkıp kınarsınız, tamam, işte yapmayın dersiniz, etmeyin dersiniz. Ama bunun yerine daha baskın bir karakterle en baştan biz farklı bir rol içine girsek şimdi daha iyi olmaz mı? Olur. Mesela orada da rolünüzün ağırlığınızla orantılı olması gerekir. Şimdi ondan da örnek vereceğim. Şöyle, mesela İsrail konusunda Türkiye İsrail'i en sert cümlelerle eleştirirken, İsrail'le ilişkilerini diplomatik olarak en alt seviyelere indirirken hep şunu yaptı. İsrail'i milli düşman haline getirmedi real politik zaten açıdan. Zaten mümkün değil tabii. Yani çünkü bu, anlamı da yok. Bizim anlayışımıza uygun değil ki. Çünkü suçlar münferittir, kişileri bağlar. Yani bir devlet başkanı, kabinedeki 5-10 kişi neyse, eğer ahlaka, maneviyata, insanlığa uygun davranmıyorsa bu topyekün bir ülkenin karalanması anlamına gelmiyor. Fransa'da aynı hatalar yapılıyor. Evet. Fransa'da çıkıyor, işte önde gidenlerden birisi bir laf ediyor. Bütün toplumun bir bölümü kalkıp Fransızlara hakaret etmeye başlıyor. Şimdi böyle bir anlayış olmaz. Çok cahilce bir anlayış. Şimdi siz bir farklı bir açıdan aynı sonuçlara geliyorsunuz. Ben de real politik evet, açıdan aynı noktaya geliyorum. Ama söylemek istediğim şu. Şimdi dış politikada devletlerin milli dava dediği konular vardır. Bu konular devletlerin hakları ile ilgilidir ve hayati çıkarları ile ilgilidir. Şimdi mesela Arap-İsrail mücadelesinde biz taraf oluyoruz her defasında 67'de, 73'te vesaire. Daha sonra mesela Filistin devleti ilan edildiğinde ilk tanıyan ülkelerden biriyiz biz. Ve buna karşılık bir şey de istemeden bunu yaptık. Mesela diyebilirdik ki ya biz bunu yapıyoruz. Ey Arap kardeşlerim, gelin siz de KKTC'yi tanıyın. Siz niye bize bunu kıyağa çekmiyorsunuz tabiri caizse diyebilirdik. Bunu dahi demeden yaptık. Yani bu insani, daha doğrusu duygusal taraflarımızın bu özellikleri var bizim. Ama mesela toptan İsrail'in varlık sebebini sorgulayan, İsrail bu coğrafyada olmasaydı. Mümkün değil. Yani mesela İsrail'i eleştirmek için şuraya diplomatları oturtsanız, birkaç tane üniversite hocasını yan yana getirseniz, muazzam güzel İngilizce, Türkçe, Fransızca hangi dilden isterseniz kelimeler bulurlar size. Eleştiriyi çok sert bir şekilde yaparsınız ama aynı zamanda İsrail'le iletişim kanallarınız açıktır. İsrail sizin yani şöyle söyleyeyim. Mesela İran'dan Ahmedinecad'ın İsrail'i eleştirmesi vardır. İsrail buna ne der? Der ki yani bu adam zaten benim yok olmamı istiyor. Dolayısıyla varlık sebebi benim yok olmam. Yani dolayısıyla ben bunun hangi eleştirisini ciddiye alayım? Anlatabildim mi? Ama siz İsrail'i çok sert eleştirirsiniz. İletişim kanallarınız da devam etmektedir. Öte yandan şu mesajı da verirsiniz. Bir Arap-İsrail uzlaşmasında, mesela Filistin'de bir iki devletli çözüm modelinde biz Türkiye olarak bunun şahsen liderliğini ben yapamayacağımız kanaatindeyim. Bu böyle bir şeyin. Çünkü böyle bir uzlaşmayı ancak mesela işte Amerika Birleşik Devletleri yapabilir. Zengin Arap devletleri bunun altyapısını oluşturabilir. Çünkü bu tür şeylerde şu gelir. Masaya tarafları oturttuğunuzda veya onlar oturduğunda siz arabulucu gibi bir onları yönlendirmeye çalıştığınızda mesela taraflardan biri diyelim askeri açıdan kayba uğramıştır. Onu koruyacak bir şeyler sağlamanız gerekir. Mesela diyelim ki İsrail'in en büyük korkusu şudur. Ben Filistin'de bir Arap devleti kurulmasına izin verirsem bu devlet bağımsız bir devlet olmanın avantajlarını kullanarak aşırı derecede silahlanıp beni yok edebilir mi? İşte bunun garantisi verilebilir. Ha işte bu da ancak tarafların bir araya gelip güzel aynen ahlak göstermesiyle şimdi, mümkün. Şimdi güzel ahlaka devletler, yani çok güzel bir şey güzel ahlak. Bunun teşvik edilmesi kamu diplomasisi yoluyla, halklar yoluyla mutlaka önemli bir şey. Ama devletlere güzel ahlakla bu halledilir derseniz sırtlarını döner giderler. Bence ama, mümkün. Ama bakın şöyle. Şeye de karşı. Ama bakın şöyle. Evet, burada buyurun. Mesela diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri masanın garantörü. İsrail'e diyor ki senin askeri olarak yok edilmeme garantin bende.
sana karşı ne silah yaparlarsa ben sana daha fazlasını yapmanı sağlayacağım veya vereceğim. Şu ana kadar yaptığım gibi. Burada korkma. Ama öbür tarafta da Filistinliler ekonomik olarak geride. Şimdi onların da bir ekonomik refah içine doğru gelmeleri lazım ki Filistin halkı anneler şeyde sokaklardaki çatışmalarda ölecek çocuk doğurmasınlar. Esnaflık, ticaret yapacak, zenginleşecek, daha iyi eğitim görecek çocuklar yetişsinler diye çocuk doğursunlar. Değil mi? Şimdi orada da ne yapılması lazım? Orada da yine bunları garanti edecek ekonomik güçler olması lazım. Ha, Türkiye peki hiçbir rol oynamayacak. Türkiye'nin büyük rolü var. Nerede ben var? Ben şunu söylemek istiyorum. Türkiye, izin verirseniz araya girdim ama Türkiye bence Amerika'nın tabii ki yatıştırıcı olması önemli, arabuluculuğu önemli. Ama Türkiye'nin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü birincisi İsrail'in korunmasıyla alakalı biliyorsunuz bizim Güneydoğu'daki bu misil projelerimiz, onların korunmasıyla ilgili aldığımız önlemler İsrail'in gözünde Türkiye'yi çok önemli bir hale getiriyor. Yani Türkiye'nin İsrail üzerinde koruyucu bir kalkan olduğu belli. Dolayısıyla da biz rahatlıkla Filistin'deki kardeşlerimiz ve İsrail'deki Musevi kardeşlerimiz diyeyim. Çünkü biz aynı Allah'a iman eden insanlarız. Orada da çok mülayim, güzel ahlaklı insanlar var. İkisinin arasında her iki tarafında güvenini kazanarak, ki güveniyorlar Türkiye'ye. Gerçekten İsrailliler Türkiye'yi Orta Doğu'da bir garantör olarak görüyorlar kendilerini. Filistinli kardeşlerimizin de Türklere ne kadar güvendiği belli. Dolayısıyla ben arabuluculuğumuzun Amerika'dan daha önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi, daha baskın rol oynamamız gerektiğini şimdi düşünüyorum. Şimdi bence yani bunu şimdi ikinci alanda bu söyleyeceklerim vardı. O ikinci alan şu. Şimdi barış anlaşmaları genellikle negatif bir barışla başlar. Yani düşman düşmanla konuşur. Birbiriyle defalarca savaşmıştır. Herkes kendi gücünü test etmiştir. Karşısındakine ne yapabileceğini, neyi yapamayacağını anlamıştır. Ona göre belli bir noktada uzlaşmak zorunda olduğunu bilir. Zaten bu sorun çatışma çözümü alanında üretilen güzel bir kavram vardır. Derler ki çatışma iki tarafı da aynı derecede yaralayıcı bir noktaya geldiğinde, iki tarafa da aynı derecede zarar verir hale geldiğinde taraflar çatışmaları sürdürmekten adım adım vazgeçme niyetine gelirler. Toplumlar da böyle olurlar. Çünkü toplumlarda bıkkınlık oluşur aynı çatışmayı sürdürmenin faturasının ağırlığından dolayı. O fatura bazı ülkeler için çok basit manada ekonomiktir. Bazılarında da böyle Filistin örneğinde olduğu gibi aynı zamanda büyük insan kayıpları ve büyük travmalardır, psikolojik travmalardır. Yani onların üstesinden gelmek çok kolay değildir. Şimdi bu negatif barış dediğimiz, yani içinde duygusal tarafı az olan devletlerin reel politik yöntemlerle oturup şunu şöyle yapalım, bunu yapalım, sınır şuradan geçsin, benim ordu kurmam üzerinde şöyle, benim devletim üzerinde başkalarının, benim egemenlik haklarım üzerinde başkalarının şöyle bir kısıtlayıcı hükmü olsun olmasın konuları, yahut işte barış gücü olarak şunlar yer alsın, şunlar yer almasın gibi, bunların halledilmesinden sonra şimdi şöyle düşünelim. Ailesinden İsrail'in saldırıları sonucunda bir kaybı olmayan Filistinli aile yok herhalde. Evet. İsrail'de de nüfusu az olduğu için belki aynı oranda değil ama orada da bir sürü kayıp var. Bir de tedirginlik içinde yaşıyorlar. Tabii tedirginlik için. Yani zannediliyor ki İsrail güçlü, orada güle oynaya bir hayat sürüyor, zarar görmüyor ve işte bu olaydan da memnun. Öyle bir şey yok, gerçekten yok. Bakın biz şeye de karşıyız. Mesela kritik dönemlerde politik bağlantılar, diplomatik bağlantılar minimuma indirilip ya da yok ediliyor ya. Bu tamamen yanlış politika. Çünkü sizin bir insanı, bir kurumu baskın bir şekilde yönlendirebilmeniz için, özellikle sorun anlarında yönlendirebilmeniz için daha fazla bağlantıya geçmeniz gerekiyor. Mesela sizinle bir problemim olduğunda yılda bir görüşüyorsam her gün görüşmeye başlarım. Ki sizi ikna edebileyim bu konuda, işte aramızda uzlaşma olsun diye.
Şimdi ne oluyor? İşte bir savaş çıkıyor ya da bir iç savaş çıkıyor ya da bir çatışma çıkıyor. Türk devleti mesela diplomatını geri çekiyor ya da bağlantısını kesiyor. Tam tersine her gün daha güçlü bir bağlantı şimdi içinde olması gerekiyor önce, ki pozitif telkin daha verebilsin. Daha önce şöyle yapıyordu. Bir yandan eleştiriyor, bir yandan diplomatik seviyesini düşürüyor. Neden çünkü, düşüreceğiz? Neden? Hayır, orada hiçbir sorun yok. Çünkü bin bir yolla devletler birbirleriyle görüşürler. Ama aynı göstermelik zamanda... Göstermelik mi oluyor yani? Hayır, göstermelik olmuyor. Mesela Arap devletleri o sırada büyük tepkiler gösteriyorlar. Onlarla dayanışma içinde olduğunuzu göstermeniz gerekiyor devlet olarak. Devletlerin davranış biçimleri insanlardan birçok açıdan farklılaşır. Ama aynı devlet hem İsrail'le temaslarını sürdürüyor, görüşmelerini ve diyor ki evet ben seni eleştiriyorum ama ben mesela senin Orta Doğu'da var olma hakkını sorgulamıyorum. Yani İsrail devleti denize dökülmeden, buradaki Musevi halkı yok edilmeden biz bu mücadeleyi durdurmayacağız diyen bir görüşle benim bir ortak tarafım olamaz. Olamaz. Ha, hiçbir toplum diyor, için ama mümkün diyor, değil böyle bir şey. Senin de aşırılıklarına son vermen lazım. Ne yapmak istediğin konusunda şüpheye düşmemem lazım benim. Çünkü bazen öyle şeyler yapıyorsun ki sanki bütün Orta Doğu'yu şöyle bir silkeleyip her şeyi bir yere vurup, kimisini öldürüp, kimisini yok edip yeniden bir harita çıkaracakmışsın gibi bir halim var. Yani bunu ben böyle görmesem bile, bunu böyle görmek isteyenlere büyük ölçüde koz veriyor birçok davranışın. Dolayısıyla öyle davranmalısın ki, yani ben seni rahatlıkla buradaki var olma sebebini eleştirenlere göre farklı bir değerlendirmeye alabileyim. Bunları yapıyordu Türkiye gayet güzel. Bunlarda bir sıkıntısı yoktu. Şimdi yani devletler bunları genellikle böyle yaparlar. Fakat şimdi burada sıkıntı şuradan başladı. Birincisi Arap devletlerinin birçoğunun Filistin halkına desteği azaldı. Filistin halkı önce Ürdün yönetimiyle kavgaya tutuştu. Orada çok büyük kendi Filistinlilerle Ürdün devleti arasındaki mücadelelerin sonunda Filistin'in üst yöneticileri Lübnan'a taşınmak zorunda kaldılar. Oradan İsrail'e karşı yürüttükleri faaliyetlere bu sefer İsrail Lübnan'ı işgal ederek karşılık verdi. Orada yürütemediler. Bu sefer Cezayir'e gittiler. Bu sefer intifadaya döndüler. Yani İsrail'i biz silahla deviremiyoruz. İsrail'i silahla yenemiyoruz. Buna başka bir çare bulmak lazım. İşte dünyadaki da, halkların kabul edebileceği bir yöntem bulmamız, barışçı bir mücadele yöntemi bulmamız ama lazım bu, diye. Ama bu intifada olmamalı. Yani ben hep insani açıdan düşünüyorum. Şimdi intifada olmazsa unutulur gider o zaman. Ama şöyle düşünün. Bakın sevgi yolu hiç denenmiyor. Hep bir hakaret ve tetikleme yolu tercih ediliyor. Mesela Filistin'deki Müslümanların sıkıntıda olması bize gerçekten çok sıkıntı veriyor. Yani biz... sokaktan geçen bir kedinin bile sıkıntıda olmasını istemezken bunlar kıymetli insanlar, değerliler. Neden mesela orada huzur ve rahat içinde yaşamasınlar? Fakat bunun yolu olayları tetiklememekten geçiyor. Mesela bizim İsrail'deki saldırgan bazı kişilerin tutumunu eleştiriyoruz. Bu doğru. Fakat Filistinlilerde de bazen bazı kesimlerinde, bazı kişilerde tetikleyicilik ortaya çıkıyor. Yani huzurla giden bir ortamda aniden kaçırmalar, aniden füze atmalar başlıyor. Şimdi biz zaten zar zor orada barışı temin edebiliyoruz ve taraflarla devamlı görüşüyoruz, sevgiyi hatırlatıyoruz, dostluğu hatırlatıyoruz, imanı hatırlatıyoruz. Şimdi bu sefer birilerinin eline koz verilmiş oluyor. Yani kötü niyetli olanlar bunu değerlendirmiş oluyorlar. Bunun bir defa önüne geçmemiz gerekiyor. Yani Filistin açısından düşünüldüğünde. Hmm. Neden insan kaçırıyorsunuz? Şimdi... Neden boş arazi fark etmez, dolu arazi fark etmez? Neden füze atılıyor? Neden çiçek atılmıyor? Neden yemeğe davet edilmiyor insanlar? Neden toplantılarda bir araya gelmiyoruz? Filistin'in ve İsrail'in İngiltere'li Fransa'dan bir farkı yok. Orada rahatlıkla huzur içinde birlik olurlarsa daha güçlenerek yaşayacaklardır. İstedikleri gibi mescitlerini, ibadethanelerini kursunlar, camilerini, sinagoglarını kursunlar. Neden aynı masada bir araya gelemesinler? Arap ülkelerinin hatası şu yönde oluyor.
mutlak taraf oluyorlar. Şimdi ben Müslüman kardeşlerimin tabii ki tarafındayım ama Musevilerin de tarafındayım, barışçıların tarafındayım aynı zamanda. Mesela Arap ülkelerine, Müslüman ülkelerine ve Türkiye'ye düşen şu, bu tetikleyici faktörlerin yatıştırılması ve birlik beraberliğe teşvik edilmesi. Yani böyle hamasi nutukları atarak vur vur arkandayız, işte zayıfsın ama yeneceksin bir gün, böyle bir şey üsluba gerek yok. Biz barışa davet edelim, aynı masada toplantıya davet edelim, adam kaçırmayın diyelim, füze atmayın diyelim, öbürlerine yönelik de siz de cevap vermeyin diyelim. Böyle olmuyor ki. Televizyon kanalını açıyorsunuz, kahrolsun şu ülke, kahrolsun işte şu parti, öbürleri de tam tersini söylüyorlar. Birileri de buna sessiz kalıyor. Biz sessiz kalmıyoruz, bu sefer de eleştiriye maruz kalıyoruz. Yani diyorlar ki işte siz şunun tarafında mısınız, bunun tarafında mısınız? İkisi de hata yapıyor, ikisinin de mutlak tarafında değilim. Şunun şu yönünü eleştiriyorum, bunun da bu yönünü eleştiriyorum. Benim evimde bir araya gelsinler, benim ülkemde bir araya gelsinler. Ben bundan tarafım. Şimdi işte bunu devlet politikası haline getirelim. Bu sizin söylediğinizin hani reel politik açısından da bir tarafı var demiştim ya, işte oraya getirdi bizi konu. O da şu, yani Türkiye belki bu tarafları bir masada oturup bir uzlaşmaya ikna edecek ara bulucu yeteneklere birebir sahip olmayabilir. Ama yetenek ikinci sahip, bir alana farkında var. Farkında değil. Değil. Bu ayrı bir şey. Mesela bakın Mısır'la İsrail'in imza attığı Camp David antlaşmalarını ancak Amerika Birleşik Devletleri yaptırdı o zaman. Niye öyle yaptı? Çünkü İsrail'in işgal ettiği 67 savaşında işgal ettiği topraklardan geri çekilmesi gerekiyordu. Mısır da zaten 1973 savaşına girerken dış politikasını revize etmişti. Ve Enver Sedat Nasır'ın ölümünden sonra şunu benimsedi. Dedi ki biz bu İsrail'i denize dökme ve İsrail'i yok etme politikasıyla bir yere varamayız. Ama işgale uğramış topraklarımızı geri almalıyız. Bunun için de bir sürü kafasında plan yaptı, seçenekleri değerlendirdi. O sırada yoğun bir biçimde Sovyetler Birliği ile askeri ve diplomatik ilişkileri vardı, siyasi ilişkileri vardı. Şimdi Sovyetler Birliği'nden belirli niteliklere sahip silahlar alıyor. Hatta o silahları 73 Savaşı'nda da denedi ve savaşın ilk 10 gününde müthiş de başarılı oldular İsrail'e karşı, Suriye ile birlikte. Fakat İsrail'i yok etme işi zor bir iş. Bu muhtemelen mümkün değil. Dolayısıyla siyasetçiler akıllı insanlardır. Devletin de özelliği budur. Yapılamayacak işin peşinde koşulmaz. Yapısı da yapılmaz. Dolayısıyla yani vicdanı da uygun değil. O da ayrı bir şey. Yani o da yani bizim işte hiçbir sizinle, şeyimize, hiçbir fikrimize, hiçbir şeyimize uygun işte değil. Allah'a karşı olan vicdani borcumuza tamam, da uygun değil. O felsefeyle real politik bakın örtüşüyor işte. Şimdi burada real politik açısından ne yaptı 73 savaşında İsrail'i savaşın ilk birkaç gününde hallaç pamuğu gibi atınca şunu gösterdi. Yani arkadaş ben barış istiyorum ama sen benim işgal ettiğim topraklarımdan çekilmezsen ben seninle barış yapamam. Ama bu barışın karşılığında ben seni tanımaya hazırım. Senin tanımaya hazır olduğuma göre senin bu coğrafyadaki var olma hakkını da kabul ediyorum. Dolayısıyla ben politikamı değiştiriyorum diyor. Şimdi o tarih, o andan itibaren de ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne yöneldi. Sovyetlerle ilişkilerini olabildiğince azalttı. Neden bunu yaptı? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e baskı yapma kapasitesi var. Gücü var. Ve sonuçta bu hakikaten de meyvesini verdi ve İsrail işgal ettiği toprakların büyük bir kısmından geri çekilmeye zorlandı. Ha şimdi burada şöyle bir şey, ama bunlar yapılırken Camp David'de Amerika Birleşik Devletleri mesela İsrail'e yaptığı savunma yardımlarını daha da artırdı. Fakat bunun karşılığında Mısır'a da verdi. Belli bir dengeyle, yani onun elindeki ötekini yok edecek güce ulaşmayacak. Böyle dengelerle. Aynı zamanda ekonomik olarak birine şu kadar yardım, öbürüne bu kadar yardım. Şimdi bunu hala yapılabilir. Hatta iyi organize olunduğu takdirde diğer Arap ülkeleriyle. Mesela Türkiye şunu yapabilir. Yani İsrail'i bu şekilde sizin bahsettiğiniz tarzda eleştirmek yerine, ki ben de bundan
şikayetçi olanlardan biriyim. Eleştirip, yani haklı olduğu bütün bu İsrail'in yaptığı aşırılıkları eleştirip, ama aynı zamanda tarafları aklı selime davet eden bir politika içerisinde olsa, o zaman diğer Arap ülkelerinin birçoğunu da yanına çekebilir bu politikada ve bu aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa'nın ve hatta Rusya'nın da teveccühünü kazanır. Şimdi o zaman şu olur, masada belki birebir Türkiye, al sana şu kadar para, al sana şu kadar silah, sana şu kadar silah, sana şu kadar, kendini güvende hisset, gel şurada bir anlaşmaya imza at diyemeyebilir. Çünkü elinde bu imkanı yok. Ama silahları hiç gündeme getirmesek, ha, ama, neden ama, daha böyle barışçı, huzurlu bir... Şimdi devletler kendini garantiyor. Bugünkü uluslararası ilişkileri devleti bir aktör olarak ele almadan bir yere varamayız. Anladım. Ha. Ama şimdi, güzel ahlaklı, vicdanı yüksek bir aktör olarak ele alalım. Tamam, oraya işte ikinci alanda Türkiye'ye düşen bir sürü sorumluluk olur ve çok da iyi rol oynar. Demin dedik ki mesela bir yakınını kaybetmemiş Filistinli yok, bir yakınını kaybetmemiş belki İsrailli de yok bu mücadelede. Şimdi orada işte Türkiye'ye düşen büyük görev olurdu. Şimdi birincisi ne olur? Bir defa mesela barış gücü askeri. Bir ara hatta Oslo barış sürecinde hatırlayalım, hem İsrail'in hem Filistinlilerin güvendiği tek barış gücü askeri Türk askeriydi. Tamam. Ha bak, güzel bir şey. Hala öyle. Hala şu andaki hükümet ben şuraya barış gücü askeri göndereyim dese İsrail kabul etmez. Ben öyle düşünmüyorum. Ben hala İsrail'in Türkiye'ye güvendiğini düşünüyorum. Bir müsaade buyurun. Yok. Şimdi ikinci bir şey. Bu negatif barışı pozitif barışa çevirmek, halkların birbirlerini tanıyarak, yani ben de çok kaybettim bu işten ama bu yapılanların sonuçta doğru olmadığını ben de senin gibi takdir ediyorum. Sen de benim komşumsun, ben de. Hepimiz bu modernleşmenin, bu hayatın bir parçasıyız. Birbirimizi daha iyi tanımakta çok büyük, tanıdığımız sürece çok büyük faydalar elde edeceğimize şüphe yok şekilde. Bunu oluşturmada Türkiye'nin mesela başka bir katkısı olur. Her tarafla olabildiğince ticaretini artırarak, teşvik ederek. Üçüncü bir yöntem mesela, ilk aklıma gelenler. Bu işlerde bu çatışmaların çözümlenmesi ve pozitif barışa halklar arasında ulaşmasında mesela neler olur? İsrailli çocuklarla Filistinli çocukları Türkiye'ye getirip ne kadar güzel tatil olur. Yaptırmak. Harika olur. Futbol oynatmak, basketbol oynatmak, beraber Türkiye'nin değişik yerlerini gezmelerini sağlamak. Bu şeylerde çok uzman ekiplerden yararlanmak. Sivil mesela, toplum kuruluşlarından çünkü birisi, bir İsrailli çocuk kendi bir ailesinin bireyinin kaybından dolayı ağır laflar ederek farkında olmadan bir şeyler söyleyebilir. Ona Filistinli çok daha ağır laflarla cevap verebilir. Orada uzman insanlar, bak doğru, bu da psikolojik olarak bir travma yaşamış, sen de bir travma yaşamışsın. Ha demek ki ortada bir sorun var. Sorunu çözmenin yöntemi o halde birbirimize bu lafları söyleyerek sırtımızı dönüp gidip odalarımızda ben yarın onun aleyhinde ne yapsam diye düşünmek değil. Şurada ortada bir yemek yemek belki. İşte bu manevi hakemlik. Onun için diyorum Amerika'nın yaptığı hakemlikten daha önemli bir şey bu. Ha, siz ve bunu Türkiye rahatlıkla yapabilir. Şimdi burada da hemfikir olabiliriz. Böyle diyorsanız. Şimdi Türkiye sevgiyle burada, çözelim diyoruz. Burada işte burada Türkiye çok büyük rol oynayabilir. Tamam, aynı şeyi düşünüyoruz. Ha, şimdi aynı o zaman Türkiye'nin bu rolleri oynayabilecek potansiyeli var. Ama şimdi bu potansiyel şu an itibariyle büyük ölçüde kaçırılmış durumda. Ama insan hayatında da, toplumların ve devletlerin hayatında da zaman hızla akar. Yani şu andaki çatışma ortamı kısa bir süre sonra yerini başka bir ortama bırakabilir. Filistinliler mesela El Fetih grubuyla Hamas grubu. Mesela Hamas aşırılıktan yana giden siyasetiyle ve İsrail'i yok etmeden, denize dökmeden bu mücadeleye son vermeyeceği ısrarıyla aslında kendisine de belki Gazze'deki Filistin halkının büyük bir kısmına da kendi haklı gerekçelerine rağmen zarar veriyor. Evet. Biz de diyoruz ki gerekçeleri haklı olabilir ama halkınıza da kendinize de zarar veriyorsunuz. Bu işte sürdürülemez bir siyasete dönüşmüş durumda.
belki önümüzdeki haftalarda, aylarda, yani hani bizim inancımızda da sık sık söyleriz ya, yani her kötülükten bir iyilik de doğabilir, yani hiç belli olmaz bu. Bize düşen sebebe sarılmak. Şimdi buradan böyle şeyler ortaya çıkabilir ama bizim de Türkiye olarak tavrımızda bir tavrımızı ve politikamızı ciddi bir gözden geçirmeye tabi tutmamız lazım. Biz sizin dediğiniz bu benim pozitif barış oluşturma, halklar arasında barış oluşturma konusunda Türkiye'nin yapabileceği çok şey var dediğim o alanda, siz ona başka bir alandan gelerek sevgiyle diyorsunuz, amenna. Onu yapabilmesi için Türkiye'nin en azından o bütün Orta Doğu'daki tarafların aynı derecede güven duyduğu, gıptayla baktığı bir ülke konumuna kendisini tekrar getirmesi lazım. Esasında öyle bunu iyi niyetli ise, yöneticiler, fakat belki bu iyi niyetlerini, barış yanlısı tutumlarını daha güçlü ve daimi olarak daha fazla dile getirmeliler. Mesela demin dedim ya, taraf olmak doğru değil diye. Yani Suriye'de taraf olmak yerine ikisini de yatıştıralım. Sokakta, yine ben halktan örnek vereceğim de, mesela bir marketin önünde iki kişi kavga ederken, ciddi mesela birbirlerine zarar verirlerken gördüğünüzde ne yapıyorsunuz? İnsanlar ikisini de gidip ellerini kollarını tutup birbirinden ayırıp yatışın, yavaş olun, sakin olun, kavgaya gerek yok diyorlar. Türkiye'nin görevi bu olmalı. Evet. Suriye'nin içinde de, Mısır'ın içinde de bağlantısını arttırarak, mesela işte Uygurlularla Çinliler arasında problem çıktığında Uygur Türkleriyle her iki tarafı da yatıştırarak, birleştirmeye çalışarak, işte İsrail ile Filistin tarafında mesela Hamas bir füze attığında şiddetle atma diye reaksiyon göstererek, İsrail'den karşılık verildiğinde yapmayın diyerek her iki tarafı, hani nasıl sokakta müdahale ediyorsak bu mantıkla yaklaşmalıyız. Onun dışında Türkiye'nin menfaati şöyleymiş. Türkiye bizi, Türkiye'nin menfaati değil, bizi güzel ahlak ve bizim vicdani sorumluluklarımızı ilgilendiriyor. Hayır, ayrıca Türkiye'nin menfaatleri de bunu tabii gerektiriyor. Bir de vicdanlı davranırsak her zaman bereketimiz, bolluğumuz ve gücümüz artacaktır. Saygınlığımız da artacaktır. Şimdi ama kötülerin bize saldırmasının bunu önemi yok. Durumdayız. Kazanırız, anda, hemen kazanırız şu inşallah. Şu anda inşallah, keşke sizin kadar iyimser olursa. Ben yani iyimserim inşallah. Bizler böyle şey, bu nasıl denir, bu kötülükleri, devletlerin birbirlerine yaptıkları kötülükleri, devletlerin birbirlerine karşı oynadıkları oyunları sürekli analiz etmeye dalmış insanlar biz bazen daha iyimserliği kaybederler. Tepeden bakıyoruz galiba. Orta Doğu'nun dünden bugüne siyasi gelişmelerine, gelişmelerini dikkate alarak yorumlar yaptığınızda iyimserlik bazen kolay olmuyor ama şunu da tabii kabul etmek lazım. Mesela size bir örnek vereyim. Türkiye ile Yunanistan arasında şu anda ilişkiler fevkalade iyi. 20 yıl önce bunun bu hale geleceğini söyleyebilmek çok zordu. Demek ki boş işlerle meşgul olmuşuz. Yok, boş işler değil. Yani o düşmanlık boşunaymış. Şöyle diyelim. Düşmanlıkla bir şey yapılamayacağını tarafların öğrenmesi için birbirine düşmanlık da yapması gerekiyor belli bir dönem. Ben yani, öyle düşünmüyorum. Şimdi siz tabii öyle düşünüyorsunuz. Kaybedilmiş vakit olarak düşünüyorum. Abesle eşkıtigal olarak düşünüyorum. Evet, boşa giden emekler vesaire. Hiç gerek yok öyle ama bir şeye. Şu anda da yok. Boşa giden milli gelir tarafların iki taraf açısından da. Ama aynı zamanda, hiçbir şey. Ama aynı zamanda taraflar bunu böyle öğrenirler. Peki orada öğrendiğimizde şu anda diğer konularda tecrübe olarak uygulasak olmaz mı? Mesela gidip bunu İsrail'le Filistin'le anlatabiliriz. Bizim evet, yıllarca Rumlarla birbirimizi ne güzel, yememiz ne işe ne yaradı? Güzel, ne güzel. Tabii birlikten kuvvet ne doğar. Güzel. Ama şimdi ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela Türkiye'nin dış politikasını reel olarak analiz ettiğinizde şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi Suriye'de Esad rejimi devam ediyor ve görünebilir bir gelecekte Esad rejiminin önünü tıkayan ya da oradan gitmesine sebep olacak bir olay söz konusu görünmüyor ama böyle geleceği tahmin etmek mümkün değildir. Yani bu zaten itikada da aykırıdır. Bazen böyle özellikle İslamcı çevrelerde şöyle laflar ederler. Efendim Amerika dünyanın geleceğini 50 yıllığına planlıyor, her yer öyle gidiyor. Bu aslında belki birincisi, ben İngiltere'ye ilk doktora çalışmalarına gittiğimde böyle düşünürdüm. Çünkü bizim gibi ülkelerde bilgi yerine komplo teorisi daha revaçtadır. Çünkü bilgi böyle iğneyle kuyu kazar gibi, her bilginin doğru yerine oturtulması ve onların bir toptan birlikte bir anlam verir hale getirilebilmesi falan zaman alan, meşakkatli de bir iştir.
Onun yerine çok mantıklı görünen söylendiğinde komplo teorileri üretilir. Ve Orta Doğu'da, Balkanlar'da bu komplo teorileri de çok yaygındır. Ben de mesela ilk gittiğimde böyle düşünürdüm hep. Sonra İngiltere'nin arşivlerine girdik. Dışişleri arşivine, istihbarat arşivine, bilmem nereye, şuraya buraya. Ya baktık ki komployu destekleyici en ufak bir malzeme yok. Ha, büyük devletler ne yapıyor? Olayları böyle 50 yıllığına planlama gibi bir abuk subuk iş yapmayı zaten anlamsız buluyor. Çünkü hadiseler öngörülemezdir. Yani zaten onun içinde dedim ya, itikat da bunu reddeder. Ha, gelecek nasıl? Ben işte İngiltere'de doktora yapmak için kendimi uğraşırım. Elimden geleni gayreti gösteririm. Siz burada güzel programlar çekersiniz. Sevgiyi yaymak için gayret edersiniz falan. Başarılı olur ama hiç beklenmedik bir olay çıkar ortada. Hiç beklemediğiniz bir tarafa doğru götürebilir veya onlarca sene süreceğini garanti gördüğünüz bir mesela düşmanlık, kötülük bir hadiseyle bir anda başka bir mecraya giriverir. Ha, onun için şeyi tekrar şunu söyleyeyim. Yani geleceği görmemiz mümkün değil ama Esad rejiminden geldik buraya. Esad rejimi kalıcı görünüyor, en azından görünebilir gelecek için. Şimdi onunla biz tam manasıyla amiyane tabirle papaz olmuş durumdayız. Bir düşman iki rejim halindeyiz Ankara'daki ve Şam'daki yönetimler itibariyle. Ha, Ankara'daki iktidar değişirse politikasını muhtemelen değiştirecektir, düzelebilir. Ama aynı anda Esad'la düşman olduğumuz gibi İsrail'le de düşman kardeşleri oynuyoruz. Yani öyle ki İsrail'in varlık sebebini sorgulayan açıklamalar onlarca senedir hiçbir Arap lideri tarafından bile yapılmaz oldu. İran'da devlet başkanı Mahmud Ahmadinejad bir istisnadır burada. Ama orada da İran devleti sürekli onu da kontrol etmiştir. Bayağı iyi niyetliydi esasında. Evet, efendim? Bayağı iyi niyetliydi. Neyse, sizin iyi niyetiniz çok... Olumlu yönden bakmak çok, lazım. Evet, büyük olduğu için, kapsamlı olduğu için öyle görüyorsunuz. O da güzel bir şey. Şimdi bakın, aynı anda Suriye'yle, aynı anda İsrail'le, aynı anda Irak Merkezi Yönetimi'yle, aynı anda Mısır'la, aynı anda Suudi Arabistan'la, Körfez ülkelerinin tümüyle, Katar hariç, kavgalıyız. Libya'daki yeni yönetim, yani yönetime hakim olmaya çalışan gruplar, muhtemelen hakim olacak gruplarla ciddi kavgalı hale geleceğiz. İran'la da ilişkilerimiz hiç güven telkin etmiyor. Şimdi yani siz dediniz ya, o rolü tekrar geri alırız. Almamız lazım hakikaten. Bizim hem çıkarlarımıza uygun olan rol o. Ya bize güven duymalılar. Bize güven duymalılar. Biz eğer önemli bir rol oynayacaksak, bu rol için tarafların bize güven duyuyor olması lazım. Yine de halklar düzeyinde, bakın devlet düzeyindeki kişiler gelirler giderler. Biz daha ziyade halkların ne düşündüğüne bakalım. Dolayısıyla da benim gördüğüm halk düzeyinde ülkeler arasında düşmanlık olmuyor. Tepede bir takım suni şeyler oluşturuluyor. Dolayısıyla da yine halk bazında bakıldığında Türklere karşı bir güvensizlik olduğunu düşünmüyorum. Suni kışkırtmalar sonucunda bazı Türk cumhuriyetlerinde, bazı Arap ülkelerinde böyle şeylerin oluşturulduğunu düşünüyorum. Münferit kalıyor ve yok oluyor, gidiyor. Dolayısıyla da biz eğer iyi niyet gösterirsek, ki iyi niyetliyiz inşallah, geçmişimiz de bunu kanıtlıyor. Dolayısıyla bizim Orta Doğu ve dünyada çözemeyeceğimiz bir şey yok ve gerçekten Türkiye'nin dışında buna ön ayak olabilecek bir ülke düşünmüyorum. Ahlaki ve manevi açıdan Türkiye arabuluculuğa ve abiliğe çok müsait. Bu bir askeri abilik değil, bu bir para abiliği değil. Bu bir sevgi, güven, barış abiliği olacak inşallah. Ben bugünden başlamak suretiyle bunu hemen halledebileceğimizi düşünüyorum. Hem İsrail ile Filistin arasında, hem Suriye, hem Mısır, hem diğer ülkeler, hem Batı ile ilişkiler. Bizim Batı ile ilişkileri azaltmamız için hiçbir sebep yok. Avrupa Birliği'ne de üye oluruz. Türkistan Birliği'ni de kurarız. Doğu'yla da, Çin'le de, İsrail'le de, Rusya'yla da iyi ilişkiler içinde oluruz. Müslüman ülkeler de kardeşimiz zaten. Dolayısıyla da negatif düşünceleri tamamen kafadan silip sıfırdan şu anda kendimize güvenle yolumuza devam edebiliriz. Bütün ülkelerin de bize ihtiyacı var diye düşünüyorum. Sevgi, barış hakim olacak inşallah ve buna Türkiye'de vesile olacak diye düşünüyorum. Gerçekten canı gönülden inanıyorum. Lafta söylemiyorum bunu.
İnşallah önümüzdeki yıllarda da bütün dünya buna şahit olacak inşallah. İnşallah sebebe diyelim. Sarılmak evet. Yeterli inşallah. Evet, inşallah diyelim. Yani. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldınız, şeref verdiniz. Her zaman bekliyoruz inşallah. Efendim, Birlik Zamanı programımızın bu haftaki konuğu Profesör Doktor Hasan Ünal'dı. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum.